Bir yeni yıl etkinliği ekrana getirelim. Birçok ülkede dalış etkinlikleri gerçekleştirildi. Soğuk suya giriş. Kanada ve İtalya o ülkelerden ikisi. Yılın ilk gününde buz gibi suya atladılar. Kanada'nın Vancouver kentinde yıllardır yaşatılan bir gelenek olan kutup ayısı dalışının bu sene 103. yılı. Bölgedeki bir asırlık gelenek bu yılda bozulmadı. Yüzlerce kişi yılın ilk gününü soğuk havaya rağmen buz gibi suya atlayarak kutladı. İtalya'nın Reggio Calabria kentinde bulunan Messina Boğazı'nda da benzer görüntüler vardı. Ülkede Rias bronzlarının bulunuşunun 50. yıl dönümü kutlandı. Kutlama kapsamında yeni yıl dalış etkinliği yapıldı. Barış dilekleri yeni yıla girerken yoğun olmuştur kuşkusuz. Özellikle de Ukraynalılar bunu dilemiştir herhalde veya duyarlı kesimler barış dileğinde de bulunmuştur. Ama Kuzey Kore lideri Kim Jong-un şahsiyetleri yeni yıla balistik füze atışı yapıp gözdağıyla girdi. Kuzey Kore yine şaşırtmadı. Ülkeyi demir yumrukla yöneten Kim Jong-un yeni yıla balistik füze fırlatarak girdi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı balistik füzelerin Ryongsong bölgesinden ateşlendiğini duyurdu. Füzenin fırlatılma anı Güney Kore tarafından da böyle görüntülendi. Kim Jong-un, Kore İşçi Partisi'nin genel kurul toplantısında bir konuşma yaptı. Kuzey Kore lideri yeni yılda ülkesinin nükleer cephanelik kapasitesinin katlanarak artırılması gerektiğini vurguladı. Yeni bir kıtalar arası balistik füze sistemi geliştirme projesini gündeme getirdi. Güney Kore'nin su götürmez düşman haline geldiğini belirtti. Durumunuz uygunsa tatil için Hırvatistan'a, Zagreb, Dubrovnik oralara mı gideceksiniz? Artık Schengen vizesi almanız gerekiyor. Hırvatistan 2023'e hızlı girdi. Yeni yılla birlikte Schengen bölgesine dahil olduğu ayrıca bundan sonra ülkede euro para birimi olarak kullanılacak. Bariyerler kalktı, sınırlar açıldı. Bir ülke daha Schengen ve euro bölgesine dahil oldu. 3.9 milyon nüfuslu Hırvatistan 2013'te Avrupa Birliği'ne kabul edildi. Birliğin İçişleri Konseyi de 2023'te ülkenin kontrolsüz seyahate olanak veren Schengen ve Euro bölgesine dahil olmasına onay verdi. Yeni yılla söz konusu bölgelere resmen dahil olan ülkenin Slovenya sınırındaki sınır kapısında bir tören düzenlendi. Polis sınır kontrollerinin sona erdiğini simgeleyen serbest geçiş yazan bir tabela yerleştirdi. İki ülke arasındaki bariyer son kez kalktı. Böylelikle Hırvat araçları ilk defa pasaport göstermeksizin Slovenya'ya rahatlıkla girdi. Pasaportunu kontrol ederek son kez sınırı geçen araç sürücüsüne de bir hediye verildi. Ülke Schengen bölgesine katılmakla kalmadı. Para birimi olarak kuna yerine euroyu da kabul etti. Yeni yılla birlikte Hırvatistan'daki tüm fiyat etiketleri değişti. Avrupa Birliği Başkanı Ursula von der Leyen de açık olduğu ilk gün sınırı ziyaret edenlerdendi. Hırvatistan'ın Avrupa Birliği'nin en genç üye devleti olduğunu söyleyen Leyen, ülkenin iki bölgeye de aynı gün girmesi tarih kitaplarında yer alacak bir olay dedi. Hırvatistan, Schengen bölgesine katılan 27. Euro bölgesine katılan 20. ülke oldu.